Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok iyiyim. Sizin burcunuz ne? Yengeç. Yengeç burcusu. Aa, tam sizin ayınız. Yükselim aslan. Aa, süper. Parıl parıl. Gerçekten bakın şimdi ne kadar doğru. Parıl parıl bir şey de takmışsınız. Burçlar hakikaten doğru şeyler söylüyor değil mi? Güzelliğinize de önem veriyorsunuz. Doğum saatine göre bayağı bir aslında ayrıntılı bir şey. Yani kesinlikle gibi. Kesinlikle. Gerçekten öyle. Peki biz bugün güzelliğe dair her şeyi konuşacağız ama şöyle çok genel bir şeyle başlamak istiyorum. Bu arada sevgili izleyiciler, kağıt kalemi hazırlayalım. Çünkü bugün özellikle evde yapabileceğimiz harika tariflerimiz olacak sizler için. Ama sağlıklı bir cilt hepimizin hayali. Bunun için ne yapmamız lazım? Bize böyle birkaç aklımıza kalacak hop tüyo verin ne olur. Birincisi sağlıklı cilt için sağlıklı olmamız lazım. Yani içten de. Evet, içten de spor yapmamız, su içmemiz, dengeli düzenli yaşam sürmemiz, doğru ürün kullanmamız lazım. Ama kişi su içmiyor, sağlığına dikkat etmiyor, spor yapmıyor, ürün kullanıyor. Bu olmaz. Sadece hepsi bir bütün aslında. Hem içsel hem dışsal. Çünkü beslendiklerimiz aynamız. Uyku düzenimiz aynı. Mesela çocuk uyutmadı, gözler şişti. Ya, göz şişlikleri benim de en büyük kabusum. Bazen böyle güzel uyuyamadığım zaman bir de yayın olunca lüksünüz de yok. Aynen. Ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Bilmiyorum doğru mu yapıyorum? Evet. 50 saniye metal kaşığı buzdolabına koyuyorum. Buzlu kısmına. Ama daha fazla değil çünkü yanık yapabilir. 10 saniyede sayarak gözlerime koyuyorum. Yapabilirsiniz ama şöyle metal olduğu için buzlukla birleştiği zaman benim önerim şu olur. Papatyayı demledik, rezeneyi, aloe vera'yı demledik. Mesela burada melisa var, demledik. Ya da mesela burada ben rezene suyunu koydum. Bunu buz kalıplarına koyup dolaba koyalım. Papatya, rezene. Papatya, rezene, melisa. Bunları koyduk süzerek. Aynı böyle hamını demleyelim. Sonra oradaki buz kalıplarını böyle beze sarıp gözünüze koyup dolaştırmak çok faydalı. Çok faydalı. Patates çok faydalı, potasyum. Doğru. Ondan sonra at kestanesi yağı. Gördünüz değil mi? Liste bize yoktu ama Lavanta. Ben bu göz şişliklerini çaktırmadan öğrendim. Evet. Evet. İş hayatı var hepimizin. Evet. Sizin iş hayatınızda motivasyonunuz, tutkunuz ne? Güzel, her cilt güzel olsun istiyorum birincisi. Bozulan cildi düzeltmek. Çünkü cilt süreçle, her şeyle değişiyor cilt. Mevsimsel değişiyor. Yani herkes diyor ki o çok güzel cildiniz var. Ya öyle bir şey yok aslında. Çünkü dönemsel, mevsimsel sürekli değişiyor. Diyorum ya çocuk uyumuyor, uykusuz kalıyorsun, yorgun oluyorsun. Siz bu rutine girerken kendinizi korumanız lazım. Önlem almamız lazım. Eğer biz örnek veriyorum cildimiz bozulduktan sonra kullanıyorsak bir şeyleri bu çok da doğru olmuyor. Ya da cildimiz bozulduktan sonra cilt bakımına geliyoruz. Değil mi? Cildimiz temizlensin. Hayır, cildimiz hep temizlensin. Yine bakıma gidelim. Çok doğru. Şimdi yaz mevsimindeyiz. Tabii en tartışmalı konu güneş kremleri. Güneş kremini nasıl kullanalım? Aslında güneş kremi insanlar, ben bunu çok eskiden de söylemiştim. Bunu üniversitesinde okumuş ve hocasıyım bu işin. Bunu da söyleyeyim 2008'den beri. Kişi güneş koruyucuyu sadece zannediyor ki ben bunu yazın kullanayım. Doğru. Güneşlendiğim için kullanayım. Bu böyle bilinç var doğru mu? Doğru, biz bunu kesinlikle. Kıralım bu yanlış. Soğuk da cildi yakar. Kar da cildi yakar. Doğru. Rüzgar da cildi yakar. Kar yanığı diye bir şey var. Mesela bu spot ışıkları da cildimizi yakar. Yani bozar. Elastikiyetini bozar. Ultraviyole ışınları cildimizi bozar. Yani sıcak soğuktan hep korumamız lazım o bariyeri. Hep sürmemiz lazım. İlk onu süreceğiz sonra üzerine makyaj yapabilirsiniz. Sonra her şey sonra. İlk güneş korucu çantamızda olan şey güneş korucu olmalı. Yaz kış kullanıyoruz. Ve nasıl kullanıyoruz? İki parmak şu şekilde. İki parmak güneş koruyucu sürmemiz gerekiyor. Onu tümümüze yediriyoruz. Nasıl yani? Bütün bu iki parmak evet. Boyunca mı? Evet. Bilmiyorduk değil mi? Hayır, asla. Bugün çok yeni bir bilgi. Yani böyle silme iki parmak evet. Güneş koruyucu evet, sürüyoruz. Faktörü önemli mi? Faktörü önemli. Ben kışın 30... Yazın 50 faktör öneriyorum. Dermakozmatik, deri sağlığına uygun, cildinize uygun, su bazlı genelde öneriyorum. Yağ bazlı çok kuru ciltler kullanabilir ama geneli karma, normal, anti-aging olan kişilerde bile su bazlı öneriyorum. Çünkü cildi yağlıya yakın oluyor. Yani karma oluyor genelde anti-aging sorunu yaşayanlar. Hadi bugün evde yapabileceğimiz şöyle harika tariflerimiz var. Onlardan yapalım mı? Yapalım. Çok basit bir tarif. Biz bunu ısıttık. Burada sağ olsun yayın arkadaşlarımız yardımcı oldu. Vazelini ısıttık şöyle. Bayağı sıvı önce oldu. Ne için yapıyoruz bunu? Bunu eczaneden alabilirsiniz bu vazelini. Bunu ne için yapıyoruz? Evet. Elimizi sürekli yıkadık. Bu dönem zor geçti. Sürekli dezenfekte. Bir yere dokunuyoruz. Sürekli alkollü ürünler kullandık. Aynen. Kolonya sürekli elimiz yıprandı ve yaşlandı. Yani ellerimiz ben hani... Ay gerçekten çutur çutur oldu. O zaman elinize sürelim bunu. Evet. Şimdi vazelini erittik. 2 yemek kaşığı vazelin. Zaten arkada yazacaklar arkadaşlar bu kenarda. Onu not alabilirler.
Ben bunu normalde 2 yemek kaşığı, 1 bardak, yarım bardak kaynamış suyun içerisinde 1 çay kaşığı, ben yayın beklerken reklamda bunu 1 çay kaşığı rezene koydum, otunu koydum. Demlendi burada bu. Burada da lavanta yağımız var. Hemen yapalım isterseniz. Tabii ki. Çok seviniriz bir yandan da. Aynen. 1 çay kaşığı. 1 çay kaşığı. Eriyen kremimizin içine onu kattık. Lavanta yağı. Sonra hı-hı, buradan da 2 yemek kaşığı alacağız. Şöyle. Hı-hı. Otu girebilir. Ben bunu süzüyorum olsun, normalde. Hiç problem değil. Ben kendim için düşünürsek ya da şöyle 2 yemek kaşığı sokalım. 2 yemek kaşığı da onu koyduk. Evet, şu anda oldu. Şöyle karıştırırız. Şöyle onu da tahta kaşıkla karıştıralım. Yani 2 yemek kaşığı vazelini. Şöyle yapayım daha da güzel görünecek şekilde. 2 yemek kaşığı. Ne güzel koktu, değil mi? İnanılmaz vazelinin içine. Bir çay kaşığı. 5 dakika bile sürmedi ya. Aynen. 30 saniyede yaptım. Ama arkadaşlar yardımcı oldu gerçekten. Evet. Teşekkür ederiz. Bir el kremi. El ayak için de kullanılır herhalde. Bu arada el ayak kremi bu. El ayak kremi. Şimdi ayaklar, topuklar çatlıyor ya. Bunu çok dua edeceksiniz. Bugün izleyenler çok dua edecek. Gerçekten ele, ayağa çok faydalı. 2 yemek kaşığı vazelin içerisine. Ben elime sürerken siz bir daha içeriğini tekrar ederseniz olur, çok olur. Seviniriz tabii efendim. Ki. Şöyle bir lokma. Biz 2 yemek kaşığı vazelini erittik. Sonrasında 1 çay kaşığı lavanta yağı koyduk. Üzerine de lavanta yağından sonra lavanta yağı koyduk. Çok bitki olunca kafamda rezene. Rezene ekledik. Rezene demlendi. Normalde 1 çay kaşığı dolu rezene. Yarım bardak suyun içerisinde. Normalde 3 yemek kaşığıydı da ben fazla yaptım. 3 yemek kaşığı. Yandaki yazan şeyi yaparsanız daha sizin için yararlı. Evet. Zaten biz tüm detaylarıyla malzemelerimizi şu anda paylaşıyoruz. Yani nasıl güzel oldu. Bu arada rezeneden biraz bahsedeyim. C, E vitamini açısından şöyle çok zengin. Tırnaklarıma da hemen yapayım. Çünkü tırnakları da o kadar besleyen bir şey ellere, ki. Ellere, ayaklara. Normalde ayakları sürüp streçlemenizi tavsiye ederim. Sonra üzerine çorap giyip böyle sabaha kadar kalabilir. Normalde kişiler eğer terleme problemi varsa tabii ki streçleyip bir saat sonra yıkayabilir. Bu arada lavantanın inanılmaz uykuya da etkisi var. Yastığa falan sürün diyorlar. Lavanta şapta otlarıyla evet, koyun diyorlar. Önümüzde iki malzeme daha var. Melisa, tarçın ve limon. Bu ne için? Aslında ben onu niçin getirdim? Çok vaktimiz kalmaz konulardan diye. Yapabiliriz de. Normalde melisa cilde tonik için çok rahatlatıcıdır. Mesela rezenenin üzerine şöyle iki tutam. Yani vakit olmaz diye düşündüm ama yapabiliriz. Yo, yapabiliriz öyle. Tabii ki. Biz İki tutam. Vaktimizde ekonomik kullanırız siz. Melisa'yı bekletiyoruz burada. Şöyle karıştırıyoruz aynen. Normalde sıcak suda demlenmesini istiyoruz. Kaynatmıyoruz. Sıcak suyu koyuyoruz. İçinde kendisi bir çay gibi. Çay içtiğimiz zaman öyle yapıyoruz ya. Kettle'da kaynatıp üstüne koyuyoruz. Bu şekilde. Onun demlendikten sonra. Kaynatmıyoruz. Sıcak suyun üzerinde sanki çay içer gibi demliyoruz. Bunu yüze, göze, her yere kullanabiliriz. Ödeme. Göze de kullanabiliriz. Tabii. Bu önemli. Demin anlatmıştık ya. Melisa, rezene. Papatyası eksik. Papatya da şuradan hemen. Bir lokma papatya da karıştırırız. Bir lokma koyabiliriz. Burada kayısı çekirdekleri var. Ben burada bir peeling yaptım ama çok uzun süreceği için. Burada kayısı çekirdekleriyle beraber pirinç ununu karıştırarak içerisine bir çay kaşığı yine lavanta koyarak peeling yapabilirsiniz. Okulüptüs yağı koyarak peeling yapabiliriz. Ölüdeniz çamuru var burada. Ölüdeniz çamuru da Ürdün'den geliyor. Sadece saf çamur. Bunu öneriyorum. Gerçekten çok etkili. Bunu da burada hani toz halinde yapıp birazcık suyla ya da yağ ile karıştırabiliyorsunuz. Ölüdeniz çamurunu nasıl kullanıyoruz? Bulmamız kolay bir şey mi bu ölüdeniz çamurunu peki? Bulmamız kolay. Bu normalde çok insanın siyah noktası var ya, komedonlara, siyah noktalara, aknelere çok faydalı. O yüzden ben kesinlikle öneriyorum. Cildin elastikiyetini sağlıyor, cildi içeriden dışarı besliyor. Yani ölüdeniz çamuru gerçekten harika bir şey. Peki lekeler gene herkesin çok büyük problemi. Hele şimdi güneş koruma kullanmayanlar. Muhtemelen sonbahar geldiğinde o ciltlerindeki lekeleri fark etmiş. Ah vah diyecek kişiler. O yüzden inşallah kimse böyle olmasın. İnşallah ama olmasın. Daha önce bunu yaşamış kişiler o lekelerinden kurtulmaları için ne yapabilirler? Şimdi ölüdeniz çamuru kullanabilirler. Ah leke için. Harika. İkincisi bu toniğimizi kullanabilirler. Ondan sonra limon kullanabilirler. Limonu nasıl kullanacaklar peki? Ama size bir dipnot ve insanları bilinçlendirici bir şey söyleyeyim. Bizi izlediniz ya da başka bir yerde ya da gazetede okudunuz. Kişi bunu sabahleyin yap, dışarı çıktı leke olur. Yani bir şeyleri bilinçli yapalım. Bunu yaptığımız zaman boyun kısmına deneyelim. 20 dakika reaksiyon göstermese bunu yapalım. Yani her maskeyi her cilt yapamaz.
Evet. Bu güzellik yani uzmanını da bulamadıkları için evet, nereden soracaklar? Maskeleri gece yapmak lazım değil mi? Yani yapıp maskeden sonra güneşe de çıkmamak lazım. Çok önemli kesinlikle. Bir şey söylediniz. Akşam bir de kolajen üretimi çok önemli. Mesela 10.30'dan 3.30'a kadar, 11'den 4'e kadar bu kolajen üretimi artıyor. Bu saatlerde uyumamız, ondan önce maskemizi yapıp nemlendirici serumlarımızı sürmemiz ve yatmamızı öneririm. Bir dakika, burası önemli. Saatleri tekrar ediyoruz. Akşam saatinden bahsediyoruz. Evet. 10.30 ile 3.30 ya da 11 ile 4 arası. Hı hı. Bunlar ya kolajeni... Bu saatler, en başta söyledim ya da bu saatler. Bunlar sevgili izleyenler vücudumuzun kolajeni en yüksek miktarda ürettiği saatler. Yani kremlerimizi de bu saatlerde sürersek veya maskelerimizi bu saatlerde yaparsak çok daha fazla etkisini gördüğümüz saatler. Peki dedik ya lekeler için elma kullanabiliriz ve limon kullanabiliriz. Evet. Bunları nasıl kullanacağız? Alfa arbutin kullanabiliriz bir de. O ne demek? Bir o, etken madde herhalde. Meyan kökü aynen. Meyan kökünde vardır, kış üzümünde vardır, dut yapraklarında vardır ve Koreliler beyazlığını bunlara borçludur. Ben dut yaprağı ile ilgili şöyle bir şey okudum. Dut lekesini çıkaran tek şey sevgili izleyenler dut yaprağıymış. Evet. Demek ki yani dut lekesi bilirsiniz çıkması o kadar zordur ki parmakları çıkartırsınız tırnak aralarınızdan falan böyle inanılmaz kötü olur. Demek ki dutun lekesini çıkartan yüzünüzdeki lekeler. Peki nasıl çıkartacağız? Normalde kaynatacak mıyız dut yaprağını? Normalde meyan kökünü ve dut yapraklarını aynen kaynatıyoruz ve sonrasında tonik olarak kullanabiliriz. Bir kavanozu koyup kullanabiliriz. Lekeli bölgeyi yine akşam yapıyoruz. Genelde kişiler yazın bu uygulamaları yaparken çok dikkat etmesi lazım. Dışarı çıkacak sabahtan mesela çıkmayacağı gün bir gün öncesinde yapsın bunu. Yani. Bu çok önemli sevgili izleyenler. Verdiğimiz tarifleri lütfen güneşe çıkacaksanız özellikle yapmayın. Aynen. Yani tam bu kaş yapalım derken göz çıkarmayalım. Aman ha. Çünkü bilinçli yapalım. Her şeyi bilinç düzeyinde yapalım. Kişiler çünkü çoğu insan kendi cildini kendi bozuyor. Hı hı. Bunu da süreyim, şunu da süreyim, fazla süreyim. C vitamininden zehirlenen insanlar var. Hani her şeye çok fazla sürdüğümüz zaman çok güzel olacağımızı zannediyoruz. Bu yanlış. Hı hı. C vitamini zehirlenmiş. Vücut fazla C vitamini atmıyor muydu? Vücut atıyor ya da fazlası atmayıp vücutta kalabiliyor. Bazı insanların metabolizması aynı değil. Doğru mu? Çok doğru. Yani mesela çilek ne kadar faydalı bir şeydir değil evet. mi? Ama birçok insanın dünya üzerinde çileğe alerjisi inanılmaz var. Alerjisi evet. var. Ve şimdi bizim aslında cilt, mesela cilt yaşı var kişinin. Hı-hı. Aslında biyolojik yaşı artık kaldırıyoruz. Hatta genetiği de kaldırıyoruz. Neden? Annesinin cildi çok güzelken kızın kötü oluyor, tersi olabiliyor. O yüzden biz baktığımız zaman evet siz çok güzel gözüküyorsunuz, cilt yaşımız iyi. Niye kendimize bakıyoruz değil mi? Cilt bakımı yaptırıyoruz, Hı-hı. ürün kullanıyoruz, doğru ürün kullanıyoruz. Bu çok önemli. Kişinin doğru ürün kullanması çok önemli. Doğru ürün ne demek? Doğru ürün ne demek? Nem, yağ, asit dengesini dengeleyici ürünler. Nem, yağ, asit dengesi bozulduğu zaman cildimiz bozuluyor. Yani hidrolipit yapı derinin ilk tabakasından aşağı doğru bir yol gidiyor. Hı-hı. Bu yolu biz mesela lekenin biz bir lekemiz var. %20'sini görüyorsunuz. Altta %80'i var. Çoğu insan Oo. Zannediyor ki benim %7'de. Iceberg gibi tam değil mi? Aynen, yani asıl görünmeyen kısmı Aynen. o tarafta. Şimdi biz eskiden şöyle de bir bilgi biliyorduk. Dışarıdan sürülen ürünler çok da alt kademelere inmiyor diye. Ama artık baktığımız zaman birçok üretilen formül nanoteknolojik dediğimiz yani böyle çok çok küçük küçük şeylere indirilmiş formüller iniyor. Hatta değil mesela mi? Şu peelingi sizin elinize denemek istiyorum. Niye biliyor Tabii musunuz? Tabii ki. Böyle bir sürün. Hı hı. Ben bir de peçete rica edeyim ekip arkadaşlarımdan. Sonra öldenizi de sürelim. Için. Arada hissedin. Çünkü derinin altında Hı-hı. bir elde bile %1 indiğini hissedin. Hı-hı. Yani deri sağlığına uygun zaten bitkilerdir. Hı-hı. Mesela örnek veriyorum. Söğüt ağacının ham maddesinden çok iyi bir herkesin kullandığı bir arkesçi var. Yani her şeyin zaten bitkisi bitkilerden elde ediliyor. Bütün her Hı-hı. şey. İlaçlar dahi. Hani o yüzden bunları da çok önemli kullanmamız lazım. Mesela pirinç unlu kişi kullanmış. Düzgün sürmediği için bazıları açılmış bazıları açılmamış. Demiş Bunun ki pirinç... ana bazında ne vardı? Bunun ana bazında kayısı çekirdeği yağı var. Hı hı. C vitamin ekstratları var ve okaliptus var. İnanılmaz. Yanıyor değil mi? Evet inanılmaz güzel bir şey. Ben çok çok teşekkür ediyorum Rica size. Rica ederiz biz teşekkür ederiz. Vallahi Nasıl çok... geçti vakit ben hiç anlamadım. Ben de anlamadım hele konu güzellik olduğu zaman. Kadınlar o vakti hiç anlamıyorlar. Yeniden görüşmek dileğiyle teşekkür diyoruz o zaman. Ederiz. Biz gene önemli konuya geçiyoruz çünkü...